Burası Modus Vivendi merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Je suis Charlie. Hepimiz Charlie'yiz, hepimiz Charlie Hebdo'yuz. Gericiliğe geçit yok. Bilindiği gibi gerici Müslüman güçler Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya silahlı saldırıda bulunup pek çok değerli insanı katletti. Vahşi Müslüman gerici güçlerin bu barbarlıkları köklü Fransız demokrasisine ve aynı zamanda dünya demokrasi anlayışına karşı da bir saldırıdır. Aşırı dincilerin saldığı korku mizahı öldüremez, mürekkebi kurutamaz. Charlie Hebdo her türlü militarizme ve polis devletine karşıydı. Çeşitli sebeplerden dolayı toplumsal olarak kendilerine yer bulamamış, hem kendini toplumdan tecrit etmiş, hem toplum tarafından tecrit edilmiş, hem de kendilerini Müslümanlardan tecrit etmiş insanlar, küçük gruplar halinde sosyal medya aracılığıyla radikalleşmektedirler. Sosyal adaletin giremediği Müslüman toplumlar daha da gericileşmekte, tepkileri ağır olmaktadır. Bu bağlamda Fransız devrimi ve Fransız kimliğinin üç temel taşı, özgürlük, eşitlik, kardeşlik çok derin bir yara almıştır. Hepimiz Charlie'yiz, hepimiz Hrant Dink'iz, hepimiz Metin Göktepe'yiz, gericiliğe geçit yok. Hrant Dink Vakfı'nın Ermenistan-Türkiye Burs Programı kapsamında Ermenistan'da bulunan sevgili kız kardeşimiz gazeteci ve çevirmen Gaye Coşar, başkent Yerevan'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Gaye Coşar'ın cenazesinin memleketi olan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde toprağa verildiğini basından duyduk. Sevgili Gaye, seninle bir meslektaş olarak daha tanışmamıştık. Dostlarına ve düşünce arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Sen rahat uyu. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, şimdi de size Modus Vivendi Merkezi Başkanı Arababyan'ın Hayrener Duruttun adlı kitabından alıntıladığımız Ermenice Kurbanlık Değildir adlı makalesini sunuyoruz. Gidin Yere Bulur adlı şehitliğe. Aramızdaki en iyileri orada yatmaktadır. Belki onlardan çoğu bizden daha az şeyler biliyordu. Belki onların Rusçaları da o kadar değildi. İngilizce de bilmiyorlardı. Fakat Ermeniydiler. Ermeniydiler çünkü Ermenice düşünüyorlardı. Dil öncelikle ve öncelikle düşüncedir. Daha sonrasında ise söz. Yerebulur şehitliğindeki herhangi 100 mezar taşını alın ve kaçının Ermeni eğitimi, kaçının yabancı eğitimi aldığına bakın. Sayılar aldatmaz. Bu kadar basit şeyler yazdığım için utanıyorum. Ludwig Wittgenstein'in dilin felsefesine adanmış çalışmalarını okuyun ve her şey apaçık belirginleşecektir. Ermenice ekmek anlamına gelen hats ile Rusça ekmek anlamına gelen hleb kelimelerinin aynı önemi taşıdıkları Wittgenstein'siz de mi acaba anlaşılır değil. Fakat yapısal olarak değişik anlamlar taşırlar. Pushkin'in hikayeleriyle büyüyen Ermeni çocuk ile Tumanya'nın hikayeleriyle büyümüş insanın değişik Ermeniler olduğu acaba açık değil mi? Sözde sadece yabancı dille kaliteli eğitim elde edilebilir düşüncesi yalandır. Öğrenen öğreniyor, öğrenmeyen ise kendi cahilliğine bir sebep arıyor. Eğer bilgi yoksa öğrenci örneğin parlamentodan genelde ne öğrenebilecek?
Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar da öğrendiklerine gerçekten şaşırıyorum. Çalışma alanında bilgi edinmenin adil ortamını garantileyin. Her Ermeni en az 3 yabancı dil öğrenir. Eğitim sistemindeki zayıflıkları ve Ermeni dünyasında Ermeniceye öncelik statüsü vererek onun yöneticisinin beceriksizliğini örtmek gerekmez. Tırnak içerisinde söylersek bu sözlerin gerçek sahibi başbakanın kendisidir. Elbette yabancı ve kıvrık kelimeler kullanarak daima kendi bilgisizliğini parlatabilirsin. Benim Ermenice eğitimim var. Fakat iş hayatına bir yabancı dilden başka bir yabancı dile çeviriler yapmakla başladım. Bu hayatımın o bölümünün bir ihtiyacıydı. Ermenistan öncelikle ve öncelikle Ermenicedir. Altı çizilmelidir ki Ermenicesiz Ermenistan düşünülemez. Kendi vatanını küçümsemek gerekmez. Doğrusu tüm okullarda yabancı dil derslerini iyileştirmek gerekir. Bunun Ermeniceyi kurbanlık etmekten daha zor olduğunun tabii ki bilincindeyim. 13 Mayıs 2010 Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Modus Vivendi Merkezi Başkanı Arababyan'ın Hayri Nadir Ütün adlı kitabından alıntıladığımız Ermenice Kurbanlık Değildir adlı makalesini dinlediniz. Burası Modus Vivendi Merkezi. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, yayınımıza Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programla devam ediyoruz. Bir buçuk milyon suçsuz insanın yerlerinden edilmesi ve katledilmesiyle ilgili o korkunç olayları hatırlamaktayız. Ermeni halkı bu dramı onurlu bir şekilde karşıladı. Bill Clinton, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Nisan 1997. ...1915 yılındaki Ermeni soykırımı kendi zamanında dünya kamuoyu tarafından beklenen yargıyı bulamadığından dolayıdır ki pek çok yeni suçlar gerçekleştirilmiştir. Robert Koçaryan, Ermenistan Devlet Başkanı. Türkler bir insanlık kanseri, kötü yönettikleri toprakların etine işlemiş bir yaradır. Lloyd George, İngiltere Başbakanı. Ermeni katliamı bir dava konusu edildiği, dava tutanak ve belgeleri dönemin resmi gazetesi Takvim-i Vekai'de yayınlandığı halde yeni cumhuriyet hükümetinin kurulmasından sonra Ermeni Kırım'ı adım adım unutulmaya ve tabu bir konu haline gelmeye başladı. Giderek Kırım unutulmakla kalmadı, Ermenilerin Türkleri katlettiği tezi devletin resmi tezleri arasına girdi. Roni Yıldırım, Özgür Politika yazarı, Nisan 2005. ...1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi, 1915'te var olsaydı Pontus Rumlarının, Keldanilerin, Süryanilerin, Asurilerin, Ermenilerin başına gelenler soykırım olarak kabul edilirdi. Hans Lind, İsveç'in Sol Parti Sözcüsü, 2006. İsveç parlamentosu 1915 ile 1922 arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan olayların Ermenilere, Pontus Rumlarına, Süryanilere, Asurilere ve Keldanilere yönelik bir soykırım olduğuna ilişkin bir meclis kararı aldı. Bu karar sadece soykırımın kabulü için hükümete bir çağrıda bulunmakla kalmıyor, İsveç hükümetinin soykırımın Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından da kabul edilmesi için çalışmalar yürütülmesini öngörüyor. Agos gazetesi, Mart 2010. Türkiye hala 85 yıl süren bir uykuda kalmayı sürdürüyor. Ermeniler 24 Nisan'da soykırım iddiaları ile yine dünyanın dikkatini çekmeyi başardılar. Bizler ise Türkiye propaganda yaptık. Mehmet Ali Birant, tanınmış gazeteci. Müzik.
Soykırımı hiçbir zaman unutmayacağız. Dünyaya bu trajediyi hatırlatmak durumundayız. Ermeni soykırımı cezasız kaldı ve uluslararası tanıma ile kınama layık olduğu şekilde gerçekleşmedi. Robert Koçaryan, Ermenistan Devlet Başkanı 2001. Ermeni soykırımına karşı uzun vadeli savaş verilmesi gerekmektedir. Yalanlarla uğraşmak kolay değildir. Hata yapılırsa belki sizin torunlarınız olan Türkler Erzurum, Kars ve Van'ı vermek zorunda kalacak. Profesör Doktor Justin McCarthy, Amerika Birleşik Devletleri Louisville Üniversitesi Tarih, Sanat ve Bilimler Profesörü. Osmanlılar ülke bütünlüğünü korumak için Ermenileri tehcir ettiler. Çünkü onları silahlandıranlar vardı. 500 ile 700 bin arasında insan hayatını kaybetti. Bunu Türk kamuoyu kabul ediyor ve bundan üzüntü duyduğunu kabul ediyor. Hatta bazı yerlerde özür bile diledi. Mehmet Ali Birant, tanınmış gazeteci. Şubat 2001. Türkiye'ne Osmanlı'nın işlemiş olduğu Ermeni, Keldani, Kürt, Alevi vesaire inkar, göç ve katliamlarını ne itiraf etmiş ne de bu siyaseti revizyondan geçirmiştir. Gıyasettin Sayan, Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili, Nisan 2001. Türklerin Ermenilere karşı soykırım yaptığına dair dünyada çeşitli dillerde yazılmış yüzlerce kitap vardır. Fakat Ermeni soykırım yalanının asılsızlığını bilimsel belgelere dayandırarak kanıtlayan bir Türk'ün yazdığı yabancı dillere çevrili bir kitap yoktur. Metin Erksan, film yönetmeni. Bugün tarihin en büyük trajedilerinden birinin anıldığı bir gün. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaklaşık 1,5 milyon Ermeninin zorla göç ettirildiği ve öldürüldüğü tarihtir. Ermenilerin öldürülmesi 20. yüzyılı kararttı ve bugünü de gölgeledi. George Bush, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Nisan 2001. Geçen yüzyılda yaşanmış Ermeni soykırımı ayrıntıları konusunda tarihçilerin bile görüş birliği içinde olmadığı olaylardan politik sonuçlar çıkarılmak isteniyor. Mustafa Balbay, Cumhuriyet yazarı. Programına dört bir yandan uzman çağıran Civanoğlu, Ermeni sorunuyla ilgili Türkçe yazılmış en kapsamlı kitabın yazarı Taner Akçam'ı herhalde yorgunluğundan dolayı unutmuştu. Kürşat Bümin, Yeni Şafak yazarı, Haziran 1998. Ermeni meselesine gereken ciddiyet verilmiyor. Biz bu kadar yakın düşmanla çevrili olmamıza rağmen gözümüze uyku nasıl giriyor anlamak çok zor. Kılıç Keskin, Orta Doğu yazarı. Zaman, paslanmış klişelerden çıkmak ve ezber bozmak zamanı. 1914 Ermeni açılımını bilir misiniz? Alabildiğine mütevazi ve mantıklı bir reform paketini 1878'den söz verildiği halde tam 36 yıl süründürmeyi başardılar. Sonunda dünya konjonktürünün değiştiğini sezip alelacele peki dediler. 20 yıl önce olsa herkesi memnun edecek güzel bir paketti ama artık 20 yıl öncesi değildi. Ermenilerin de kolay kolay bir şeyden memnun olabilecek hali kalmamıştı. Sonuçta ne oldu biliyorsunuz. Barış imkanı heba edildiği için imhadan başka çözüm kalmadı. Cengiz Çandar, Radikal yazarı, Eylül 2009. ...1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanması konusunda tarihsel çalışmalarda olduğu kadar siyasi söylemlerde ve uluslararası platformlarda da gözle görülür ilerlemeler kaydedildi. Demokrat Türkler Ermeni meselesini Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde çözümlenmesi gereken sorunlardan biri olarak görüyor. Michel Marian, Fransalı Ermeni aydın, Ocak 2010.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki uzlaşma umutları Türkiye'nin Ermeni soykırımını tanımasına bağlı olması gerekir. Doktor Ralph Giordano, Holokost'tan sağ kurtulmuş önde gelen Almanyalı Yahudi entelektüeli. Ekim 2009. Türkiye, Avrupa Birliği devletlerinin baskıları ile Amerika Birleşik Devletleri Kongre ve Başkanı'nın karar ve sözleri arasında sıkışarak bir politika üretemez ve gerektiği gibi büyük bir ülke olmaya doğru da adım atamaz. Bu cendereden kurtulmanın zamanı çoktan gelmiş bulunmaktadır. Doçent Doktor Oya Akgönenç, Dünya Gündemi yazarı, Mayıs 2009. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programımızı dinlediniz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, yayınımıza Türkiye Notlar adlı programımızla devam ediyoruz. Herkesi kör, alemi sersem zannetmeye devam ediyorduk. Söylediklerimize sadece kendimiz inanıyor ve el alemi güldürüyorduk. Yavuz Gökmen, Hürriyet yazarı, Mart 1996. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınan avukat Fethiye Pekşen'e işkence yapıldığı öne sürüldü. Özgür Gündem, Eylül 1993. DYP'nin Antalya Milletvekili Ali Karataş, Saadet Gürses'e tecavüz etti. Olayın gün yüzüne çıkması üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Karataş, "İki yetişkin kızım var, Gürses'e böyle bir şey yapmışsam onları yapayım," demişti. Gün Gazetesi, Mart 1993. Türkiye'nin geçmişini karartan kafa, geleceğini de karartmak için hala olanca gücüyle uğraşıyor. Okay Gönensin, Vatan yazarı, Şubat 2005. Akıl almaz bir kirli bilgi bombardımanı altında hafızası balık hafızasına döndürülmüş olan halkımız gerçekleri göremiyor. Ümit Zileli, Cumhuriyet yazarı, Nisan 2004. Halen bir bilim toplumu olmanın çok uzağındayız. Ülkemiz üniversiteleri sorgulamayan, sormaya cesaret edemeyen, itaat ilişkisi ile yürüyen medrese kültüründen, muhalif dünyayı değiştirme iddiasında olan üniversite kültürüne geçememenin sancılarını yaşamaktadır. Mustafa Çetiner, Cumhuriyet'in Bilim Teknik Eki yazarı, Mayıs 2009. Geçmiş, Türklere ve Ermenilere aralarındaki bağın sanıldığından çok daha derin olduğunu ve peşlerini kolay kolay bırakmayacağını söylüyor. Agos başyazısı, Ekim 2010. Türkiye'nin yakın bir gelecekte Avrupa Birliği'ne üye olamayacak olmasında da en fazla kendi kabahati olduğunu düşünüyorum. Ali Sirmen, Cumhuriyet yazarı, Kasım 2010. Birileri Türkiye'ye Tanrı'nın gazabı onları bulmadan önce insanları öldürmekten vazgeçmesini söylesin. Love Okey, Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde öldürülen Nijeryalı göçmen Festus Okey'in annesi. Akademik çevrelerin çerçevelerinde Türkiye, göze hemencecik çarpmayan küçük bir güve yeniği, hiç kapanmayan bir gedik gibi kala kalıyor arada bir yerde. Ne tam batıda, ne yeterince doğuda. Boğaziçi Köprüsü aksine inandırmaya çalışsa da yıllardır hangi tarafa doğru gidersek gidelim, ne Asya kıtasına hoş geliyoruz, ne Avrupa kıtasına. Elif Şafak, yazar.
Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllarca yaşaması kuşkusuz güçlü ve özgün bir yapının kanıtıdır. Fakat imparatorluğu batıran ve dünya kültür sahnesine neredeyse hiç çıkmamış Osmanlı kültürünün bu politik yapı ile neden uyuşmadığını sorgulamayan garip bir tutumumuz var. Doğan Kuban, çevre koruma uzmanı, yazar. Bu Türk milletinin ne bir doğa tarihi müzesi, ne adam gibi okulları, ne de adam gibi üniversiteleri vardır. Bu millet, din şakşakçısı, bugünkü liboşlar gibi sözde entelektüelleri ve kendisini yönetenlerce son 60 küsur yıldır cehalete programlanmıştır. Celal Şengör, Cumhuriyet Bilim Teknik Eki, Eylül 2011. Biraz Osmanlı, biraz Anadolu, bolca Batı ve çarpıtılmış bir cumhuriyetin bir pistte bolca çarpılarak karıştırılmasından elde edilen bu bulamaç mı geldiğimiz nokta? Can Dündar, gazeteci, yazar. Neden iç huzurda, sosyal barışta, kaftanın ardındaymış gibi görünüyorlar hep? Çünkü bir şeyden çok korkuyoruz. Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyoruz. Ufku görmekten korkuyoruz. Uçsuz bucaksız manzaralardan korkuyoruz. Yani güzellikten ürküyoruz. Neden? Çünkü güzellik alıp götürür insanı, sarhoş eder, başını döndürür, baştan çıkarır. Haşmet Babaoğlu, gazeteci, yazar. Türkiye de bir Orta Doğu devletidir. Kendimizi avutmak için Orta Doğu ile olan tarihi ve iktisadi bağlarımızı inkar edebiliriz. Ama Türkiye'yi dünyanın başka bir yerine taşımadığımız müddetçe bir Orta Doğu devleti olarak kalmaya ve bu realite ile tutarlı bir politika yürütmeye mecburuz. Şimdi Türk aydınlarının çoğu kendilerini küçük bir Balkan devletinin vatandaşları gibi gördükleri için bu hakikati bir türlü anlayamıyorlar. Onlara göre dünyada büyük devletler vardır, biz ancak onların gösterdikleri yerde ve müsaade ettikleri derecede bir varlık sahibi olabiliriz. Erol Güngör, Almula Dergisi, sayı 14-15, 2009. Adaleti merkeze almayan bir devletin askeri olmak benim için utanç vesilesidir. Enver Aydemir, İnsani Retçi, Eylül 2010. Dört bin faili meçhul cinayetin aydınlatılmadığı bir ülkede 12 Eylül ile asla hesaplaşılamaz. İzzet Aydın, Günlük Gazetesi yazarı, Eylül 2010. Türkiye kadar kapsamlı, ikili temasta bulunduğumuz başka bir ülke yok. Phil Gordon, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu müsteşar yardımcısı. Toplumsal ilişkiler açısından Türk medyasına baktığımızda bütün kurumlarımızda ve sosyal yapımızda olduğu gibi karşımıza inanılmaz bir çürümüşlük çıkıyor. Nazif Okumuş, gazeteci yazar, Almalı, sayı 14-15-2009. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Türkiye Notları adlı programımızı dinlediniz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, şimdi de size Ermeni atasözleri ile Özü Sözleri adlı programımızı sunuyoruz. İnsan elbiseyle tanınmaz. Ulusların alın yazısını anaların avuçlarının içinde aramalı. Vatan akan su yatağıdır, kurumaz. Işık karşısında alacakaranlık hiçtir. Dükkanlar dop dolu fakat bizim ceplerimiz boş. Akıl başka şeyle ilgilendiğinde göz kördür. Bahar gelmeden ağaç yeşermez. Bırakmıyorlar ki çocuk babasına çeksin. Denenmiş ayran denenmemiş yoğurttan iyidir. Yeni şarabı eski fıçıya koymazlar. Hiç kimse iki ağaya hizmet edemez. Adama dayanma ölür, duvara dayanma yıkılır.
ses sıcak yerden çıkıyor. İnsanın gözünü toprak doyurur. Komşun uzaktaki akrabandan daha iyidir. Orak elinde tartışmaya girme. Suçlu yasadan, suçsuz alın yazısından korkuyor. Yaşlılıktan kork, çünkü o yalnız gelmiyor. Tehlike anında öğüt aramak geçtir. Yaralının sancısına ilaç, düşmanın sancısıdır. Kız kardeş, kardeşim var demiş. Kardeş, kız kardeşim var dememiş. Taş kendi yerinde ağırdır. Yerinden çıkardın mı, vadiye yuvarlanır. Hem gözden olduk, hem göz ağrısından. Para çalışarak parlar. Gülmek ve üzülmek bir aradadır. Hangi çeşmeden su içiyorsan haram etme. Fare kediden kuvvetlisi yok der. Yalanın ayağı kısadır. İnsan kötü güne dayanır, iyi güne dayanmaz. Bir günlük krallık da krallıktır. Yerevanlılar Karabağ'ı Ermenistan'a birleştirmeyi o kadar istediler ki sonunda kısa devre oldu ve Leninagan patladı. Bir baş iki el onun var, iki el bir baş benim var. Aç köpek sahibine de havlar. Makas da kendisinin, kumaş da nasıl isterse keser. Kim ki seni bir kez kandırdı, ondan kork. Zaman insana en yararlı danışmandır. Zorlukla elde edilmiş mutluluk en tatlısıdır. Zaferle birlikte alınan yara sızlamaz. Kuşku sürekli kötü tarafa çeker. Vücut yarasından çok ruhun yarasını iyileştirmek önemlidir. Ne zaman ne bilmediğini bilirsen az yanılırsın. Et kemiksiz olmaz. Yumurta çalan at da çalar. Balık sudayken pazarlık edilmez. Ciltler kelimelerden oluşturulur. Şakayı tuz gibi yerinde kullanmalı. Ya tuzu eksik ya ölümü. Yoğurdu kedi yedi, dayağı çocuk. İnsanın ayıbı yüzüne söylenmez. İnsan var papazı, insan var papaz karısını sever. İnsan var okuyarak insan olur, insan da var okuyarak eşek olur. Lamba kendi dibine ışık vermez. Kendisi uykuda, bahtı uyanık. Dil bıçak değil fakat keser ve yaralar. Dil kemiksizdir ama insanın belini büker. Tencere üç taş üstünde oturur. Neydim, ne oldum, daha ne olacağım? Teklifsiz misafir mindersiz oturur. Olduktan sonra garabet. Olacaksa olur, olmayacaksa gelin attan düşer. Beni sevenin kölesiyim, sevmeyenin sultanı. Eşek olursan üstüne yük koyan çok olur. Eşek ne bilir badem nedir, gider dikeni yer. Eşeğe sormuşlar marifetin ne diye, eşek gibi anırmak demiş. Kılıç çeken kılıçla düşer. Tüm işlerde en iyi öğretmen deneyimdir. Cellat Türkler korkun. Ermeninin masum kan denizinde gün gelecek ve olanlar olacak. Sardarabat taşlığına bizler kanımızı verdik. Toprak ve ruhumuzu vermeyelim diye. Kötü olma ki düşmeyesin. Beyaz vücut hamamda belli olur. Beyaz köpek pamuk satana ziyandır. Köpek yuvası kemiksiz olmaz. Denenmiş şeytan, deneyi olmayan melekten daha iyidir. Biz Ermeniler sancının denizlerinde çok yüzdük. Hay hayım gitti, vay vayım kaldı. Sinekler bal olan yere konar. Arap deveye binse derdi komşusuna düşer. Güneş olsa doğmaz. Bir avuç biberim var, dünyadan haberim var. İncil'den bir yaprak eksildi. İncil bulunmayan evde muhabbet olmaz. İncil bulunmayan ev tuzsuz yemeğe benzer. Zanaatı olan öğleye kadar aç kalır, olmayan ise akşama kadar. Zanaat altın bileziktir. Nereye gidersen yanında gelir. Halep'e pirince gittik, evdeki bulgurdan da olduk. Anlayana bir, anlamayana bin bir. Hayat tekerleğe benzer, bir çıkar bir iner. Kedi evde olmazsa fareler cirit atar. Hayatın kışı daima karlı olur. Durmuş işin üstüne kar oturur. Çiçek çiçeğe bakarak açılır.
Sözle pilav pişmez. Akıllı düşünene kadar deli oğlunu everir. Dağın ardı olsun, toprağın altı olmasın. Akıllı koyun iki anadan emer. Yaptı, buldu. Yaş kuruyla birlikte yandı. Kendini deli yerine koymuş, vankın tavuklarını yer. Adam adamdan korkmaz, hatır sayar. Halkın üzerine köpek, bize ise kedi havlar. Aynı çiçekten yılan zehir, arı ise bal yapar. Çocuk ağlamadan ana emzirmez. Baş dille tartılır. Kadın eğer iyi bir şey olsaydı, Tanrı'nın da olurdu. Rüşvet karanlık yeri aydınlatır. Köpek köpeğin pençesini ısırmaz. Köpekle arkadaşlık et, fakat elinden sopayı bırakma. Tahta oturmuş kısmet bekler. Sağlık zenginlikten önce, güzellik zenginlikten sonra. Kör zengin ipliği iğneden geçirebilir. Eğer sürekli güneş olsaydı, ışığın ne olduğu anlaşılmazdı. Tembel elle çalışan fakir kalır. Sır bir kişi için bile fazladır. Kutsal kilisede de gizli kapılar var. Duman ateşsiz olmaz. Atın kırbacına at dayanır. Koyun hangi kurdun kurt olduğunu bilir ama kendisinin koyun olduğunu bilmez. Boş fikir şeytanın atölyesidir. Yetime umut veren çok, ekmek veren yok. Köpek zorla ava götürülmez. Çok çalışan el ambar, çok yiyen ağız boş cep. Çok sevme lanet var, çok lanetleme sevmek var. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni atasözleri ile Özü Sözleri adlı programımızı dinlediniz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, yayınımıza Perspektifler adlı programla devam ediyoruz. Laiklik bir özgür düşünce aracından başka bir şey değildir. Çağdaşlıkta demokrasiyi bir yasa sorunu olmaktan çıkarıp bir akıl ve özgürlük sorunu yapmaktır. Türkiye, gerçekleri bilimsel bulguları açıklamayı bir suç unsuru olarak kabul eden bir ülkedir. Modern dünyada toplum yaşamında dinin yeri olamaz. Zira din, binlerce yıl önce ilkel insanlığın kendine bir düzen kurmak ve etrafında olup biteni anlamak için uydurduğu bir varsayımlar topluluğundan ibarettir. Her deprem, her sel, her heyelan, her fırtına Türk toplumuna aynı derecede acı çektirir. Çünkü toplum bunlarla başa çıkabilecek bilgiye sahip değildir. Din, ne Erzincan'da, ne Gemlik ve Adapazarı'nda ölenleri kurtarmış, ne Elazığ'da hortumun savurduklarını kollayabilmiş ne de doğa afetlerini durdurabilmiştir. Eski Yunan'ın akıllı adamları bu gerçeği 2600 sene evvel görerek bilimi icat etmişlerdir. Onun izinden giden Avrupa bu nedenle en müreffeh toplum olmuştur. XX. yüzyıl, insan denilen vahşi kavmin yaşadığı gezegene ve birbirine zulmettiği yüzyıl olarak geçecek tarihe. Bir saçmalığı bir başka saçmalıkla açıklamak tüm teolojik ve metafizik düşünce süreçlerinin genel özelliğidir. Halk öyle bir biçimde boyunduruk altında tutulmalı ve soyulmalıdır ki yazgısı hakkında yüksek sesle yakınmasın, itaat etmeyi unutmasın ve karşı gelmeye ve isyan etmeye vakit bulamasın. Kürt sorununun Türk halkının ekonomik, demokratik ve sosyal yaşamı ile olan bağlantıları ortaya konulmadı ve hiçbir konuda hiçbir bilimsel araştırma da yapılmadı. Müzik.
Tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın bir ucuna iğne ucu kadar küçük bir mesafe hatasıyla füze atabiliyor, ancak yaşadığımız caddenin karşısına geçip yeni bir komşumuzla tanışmakta güçlük çekiyoruz. Çocuklarımızla iletişim kurmak için ayırdığımız zamandan daha çoğunu TV izlemeye ayırıyoruz. Dünyayı değiştirmek istediğimizi söylüyoruz, ancak kendimizi değiştirmeye istekli değiliz. Çoğumuz yaşamak için ayağa kalkmaya çalışırken sonsuza dek yatma vakti gelmiş oluyor. Büyük hayaller kur, fakat aynı zamanda bulunduğun yerin tadını çıkar. Kat ettiğin yolda elde edeceğin sonuç kadar yararlıdır. Türkiye'nin en büyük kentinde bir dağ köyü gibi sellerde boğulanlar, yollarda bilgisizlik ve kontrolsüzlükten günde onlarcası ölen şoför ve yolcular, bir Gruzya faciasında düzine ile ölen maden işçileri, şantiyelerin düzensizliğine kurban olan işçiler, ülkenin bir acil hastane ünitesi haline getirildiğini gösteriyor. Eskide ısrar edenlerin gelişim şansı olamaz. Her türlü kriz ancak demokratik hukuk devleti çerçevesinde aşılabilir. Yasağı olan üretemez. Bu da Türkiye'nin kaybına yol açıyor. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti temelinde değiştirilip yeniden yapılandırılması gerekir. Türkiye'de büyük demokratik açılımı ve demokratik çizgi anlayışı geliştirilmelidir. Gerçekler en güçlü siyasi güçten daha üstündür. Türkiye'de demokratik, layık bir cumhuriyet anlayışı geliştirilmelidir. El-Kaide gibi örgütler, ABD'nin Soğuk Savaş döneminden beri Orta Doğu ve Asya'da uyguladığı Yeşil Kuşak politikasının bir ürünüdür. Türkiye'de toplumsal ahlak çökmüş durumdadır. Toplumsal değişimlerde acılar yaşanır, Türkiye'nin de yaşadığı budur. Soğuk Savaş yılları sırasında komünizmi çevreleme anlayışı çerçevesinde Yeşil Kuşak sistemini ABD ve İsrail'in kendisi doğurdu. Değişime inanmayan lanetlidir, yozdur, seviyesizdir, saygısızdır, onurlu olma şansı yoktur. Osmanlı'da ümmet olgusuna dayanan yaklaşım, Cumhuriyet'le birlikte yerini milliyetçiliğe bıraktı. Bir halklar mozaiği olan Anadolu katliamların beşiği yapıldı. Adalet, bilgi kadar güç de gerektirir. Ancak güçlü ve bilgili olanlar adil olabilir. Kürtler, siyasi ve askeri bir güç olamadıkları için zavallı olma durumunu aşamadı. Sürekli bölündü, parçalandı. Türkler adına sistemi ayakta tutanlarsa, çağdaş dünyaya ayak uyduracak kadar bilgili olamadıkları için ellerindeki kaba güçle gatlar kesildi. Zalim oldu. Sadece askeri bir güç olarak var olmayı esas aldı. İlkel milliyetçilik Kürtlerde de Türklerde de geleceğin önünü kapatan örümcek ağlarıdır. En değerli cesaret, en zor koşullarda sağduyudan vazgeçmemektir. Kof ve boş cesaret, çok kötü imha olma anlamı da taşımaktadır.
Bir arabanın kamyona çarpmasıyla ortaya saçılan çete-devlet ilişkisinin fotoğrafı niteliğindeki Susurluk kazasında toplum, devletin nasıl çeteleştiğini, çetelerin devlete nasıl hakim olduğunu gördü. Yetersiz de olsa bazı olumlu sonuçlar çıkardı. Ancak aynı şeyi devlete hakim Türk resmi anlayışı açısından söylemek mümkün değil. Teslimiyetçiliği, kaderciliği kutsayan tüm eğilimlere karşı çıkılmalıdır. Aydınlık yarınlar için. ABD'nin savaş yanlısı politikaları, Amerikalı barış yanlıları tarafından masum insanları öldürerek masum insanların intikamını alamazsınız diyerek protesto ediliyor. Türkiye'de devlet adına hareket edenler çetelerle işbirliğine giderek yasa dışı uygulamalarını bunlara yaptırdı. Zamanla oluşan muazzam rant sistemi bu yöntemi devlet politikası haline getirdi. Sınırsız, rakipsiz ve her türlü yasa dışılığı yapmayı kendine hak görenli devlet anlayışı, antidemokratik yaklaşımları yasalaştıran ve uygulayan bir mekanizmaya dönüştü. Türkiye, Amerikan Rambosu'na Orta Doğu'da kılıç, Avrupa'da tırvatı, Kafkaslar'da vitrin, Balkanlar'da taşeron olmak istiyor. Bu arada kendisine de pay çıkaracak bir dayatmaya izin alıyor. TC, uluslaşmada kapitalizme geçmişte de geç kalmış, daha başlangıçta burjuvazinin devrimci gelişim dönemini kaçırmış, feodal gericilikle emperyalist gericiliği bünyesinde birleştirmiş bir işbirlikçi tekelci egemen blokla yönetilmektedir. İsmail Beşikçi Hoca, Kemalist ideolojiye karşı bir bilim militanı gibi tek başına savaş açtı. Vurula vurula, yerden yere çarpılarak çeteleşen bir milletin devleti işte bu, Türkiye. Pan-Türkistler, yabancıların kültürüne, başka halkların tarihsel kalıtımına el uzatmaya alışkındır. Bu onların eylem üslubu olmuştur. Osmanlı tarihi başından sonuna kadar en tiksindirici biçimleriyle zorla eritme ve soykırımın kanlı olayları tarihidir. Bu açıdan başbakan ve cumhurbaşkanlığı yapmış Turgut Özal'ın Cezayir'e gidip özür dilemesi hayli ilginçtir. İnsan doğru bildiğini aksi ispat edilinceye kadar bir zaman ve her yerde savunmalıdır. Sermaye sahibi sınıf Türkiye'de devlet denetiminde geliştirilmiştir ve hiçbir zaman militarist yönetim anlayışının dışında hareket etmesine izin verilmemiştir. Çevrenin insanı yaratması kadar insan da çevreyi yaratır. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Perspektifler adlı programımızı dinlediniz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, şimdi de size Ermeni soykırımı Armenosit'le ilgili Ermenistan Ulusal Arşivindeki Hayatta Kalanların Tanıklıkları adlı programımızı sunuyoruz. Hayatta kalan Sanam Vartanyan'ın Van Sancağı'nın Berkiri kazasındaki Berkiri mezrası katliamıyla ilgili tanıklığı. 6 Ağustos 1916 Mazra. Anlatan Van vilayetinin Berkiri Sancağı'ndan Sanam Vartanyan olup günümüzde eski Nahçıvan'ın Mazra köyünde yaşamaktadır. Hükümet 21 Temmuz 1914'te Berkiri mezrasındaki 20-45 yaşlarındaki tüm Ermeni gençlerinin
hemen askere kaydedilmelerini duyurdu. Aksi takdirde seferberlik çağrısına uymayanları divanı harbe vermekle tehdit ediyordu. Böylece tüm gençler silah altına alındı. Hükümet memurları savaş vergisi adı altında periyodik yağmaya başladı. Örneğin bizim evimizden 4 tane yük, birbirine dikili çift çuval, 1 top kilim, 1 adet keçe, 3 adet ip, yarım litre yağ, 8 ölçü buğday ve 12 koyun götürdüler. Ruslar Kavre Şame'ye ulaşıncaya kadar Türkler bize iyi davranıyordu. Ondan sonra hükümet dellal çıkardı ve herkesin işiyle ilgilenmesini bildirdi. Akşam üzeri 5 silahlı zabtiye evimize doldu ve 7 erkek tutuklandı. Berkili'deki tüm erkekleri de toplam 28 kişi tutukladılar ve götürüp hapsettiler. Berkili kaymakamı, muavini ve yerel memurlar Ermenileri din değiştirmeye ve İslamlara eş olarak verilecek karılarından feragat etmeye, kendilerini de İslam kadınlarla evlenmeye zorluyorlardı. Ermeniler de bunu reddediyorlardı. 8 gün boyunca Ermenileri din değiştirmeye ikna etmek için çalıştılar. Ta ki Beyazıt'ın ağası Ali Bey, millileriyle birlikte Arceş'i bir kül yığınına çevirip Ermenilerin cesetlerinden devasa tepeler oluşturarak Berkili'ye üşüşene kadar. Ali Bey, Ruslar Berkili'yi ele geçirdiğinde dayılarıyla birleşememeleri amacıyla Ermenilerin büyüğünden kundaktaki bebeğine kadar acımasızca katledilmesi için kaymakamı ikna etti. Berkili kaymakamına gittik. Erkekleri öldürmesin diye kaç kere ayaklarını öptük ama Ermenileri acımadan öldürmek için emir gelmiş olduğunu söyledi. Hapsedilmelerinin 9. günü erkekleri bağlı bir şekilde köprüye götürdüler, tek tek vurdular ve nehre attılar. Usta Markar'ı işkenceyle öldürdüler. Peder Terhımayaka ise kimsenin el kaldırmaması için hükümet bir güven mektubu verdi. Kaymakam Malabatlı Horşut Bey'e teslim etti ve Terhımayaka kimsenin el sürmemesi talimatını verdi. 3 gün boyunca Terhuskan Vordu Manastırı'nın mallarını bu beyin evine naklettirdi ve beye ülke bize kalırsa her şey sana kalır. Aksi takdirde papaza teslim edersin diye talimat verdi. Bey bir dolap yaptırır ve papazı içine saklar. Kısa zaman sonra kaymakam beyi çağırır ve papazı senden istiyorum der ve geri vermesi için Hurşut'u hapse atar. Zaptiyeler pederi götürüp Katnuk Pınarı altında öldürdüler. Malabatlı Kürtler yarı ölü durumdaki papazı son nefesini verene kadar yumruklarla dövdüler. Ağzına çöp doldurdular ve ardından nehre attılar. Dehşetten, Türklerin vahşetinden kurtarmak için çocuklarımızı ambardaki unun içine gömdük. Kadınların hepsini Türkleştirme niyetiyle bir evde topladılar. Umutsuz vaziyetteyken aniden dağ tarafından silah sesleri duyuldu. Türkler kaçtı, kadınlar kurtuldu. Halkın kalan kısmı Yerevan eyaletinin farklı köylerine yerleşmiştir. Biz burada yaşayanlarımız 3 haneyiz. 16 kişi, bunlardan 4'ü çalışıyor. Memlekete dönen yok. Biz geri çekilirken yanımıza hiçbir şey almamıza müsaade etmediler. Petek'te 55 ölçü buğday, üst üste 2 karar, 2 yün, 2 yük un, 3 camız, 4 sığır, 5 inek, 4 eşek, 7 dana ve tosun, 45 koyun, 45 kuzu ve evimizin tüm varlığı. Anlatan 55 yaşındaki Berkilili Sanan Vartanyan, okur yazar değildir. Fon 227, liste 1, dosya 424, yaprak 9 ve arka yüzü, orijinal el yazısı. Hayatta kalan Yalduz Yeğyazaryan'ın Van Sancağı'nın Berkili kazasındaki Güzak Köyü katliamıyla ilgili tanıklığı. 1916 Bakü. Ben Van vilayetinin Berkili Sancağı'ndaki Güzak Köyü'nden Yalduz Der Sarkisyan Yeğyazaryan. Şimdi Bakü'deki Ermeni köyü 16 Nagorno'ya No10'da yaşıyorum. Göçmen komitesi bana yardım ediyor. Memleketimizde 5 kişiden oluşan evimizde yaşıyordum. Şimdi ben ve kızım Silanuş kaldık. Sadece 2 kişi.
Kocam Haço ve oğlum Tigran öldürüldü. Toplam 2 kişi. Kızım Goharik öldü. Toplam 1 kişi. 1914 seferberliğini 1915 Nisan ayı başlarında Amar, Ömer Bey'in köylerine gelerek erkekleri katletmesi ve esaret zamanında çektikleri eziyetleri No.1 gibi anlatmaktadır. Nisan 1915'te Amar Bey'in köyümüzün erkeklerini katlettiği gün 6 Kürt evimize geldi ve oğlum Tigran'ı saklandığı yerden bulup çıkardı. Ben ağlayarak arkalarından gittim. Kürt oğlumdan tabanca istedi. Oğlum tabancanın saklandığı yeri göstererek, "Anne, Allah aşkına tabancayı çıkar ve bunlara ver ki beni öldürmesinler," dedi bana. Ben tabancayı Kürt'e verdim. Bu Kürtlerden ikisi de aynı anda kaynım Miro'yu tutup yanımıza getirdiler. Kürtler oğlumu öldürmeye hazırlandılar. Ben ağladım. Kürt bunun üzerine oğlumun canını bağışlamak için benden para istedi. Yanımda bulunan 7 mecit parayı ona verdim ve Kürt parayı aldıktan sonra tabancayla oğlumu vurup öldürdü. Oğlum yere yuvarlandı ve bir şarkı söyledikten sonra ruhunu teslim etti. Ben oğlumun yanında otururken Kürtler diğer taraftan kaynım Miro'yu öldürdüler. Ağlar ve anlatmakta zorlanır. Kocam Haço 3 arkadaşıyla kaçıp dağa sığınmıştı. Kürtler dağda dolaşırken onu da bulup öldürmüş. Kürtler bundan sonra biz kadınları bir yere toplayarak yağmaladılar ve Gordos köyüne yolladılar. Biz Gordos'ta gittik. O köyün gençleri Amar Bey'e karşı çarpışıyordu. Gordos'un 21 gün süren çatışmasından sonra teslim olduk. Bu köylülerin katledilmesine şahit oldum. Gordos'u anlatan No.1 gibi anlatıyor. Ardından bizi Berkiri'ye yolladılar ve orada da yer vermeyerek Bızdik köyüne yolladılar. Orada birkaç gün daha kaldıktan sonra Türkler kaçtı. Ermeni gönüllüler geldi ve biz kurtulduk. Biz köyümüze gittik. Kızım Goharik orada öldü. Temmuz 1915'teki rica sırasında göç ettik ve Bakü'ye geldik. Fon 227, liste 1, dosya 472, yaprak 12-13, orijinal, el yazısı. Hayatta kalan Dilbar Mıkırtıcan'ın Van Sancağı'nın Berkiri kazasındaki Gordos köyü katliamıyla ilgili tanıklığı. 1916 Bakü. Van vilayetinin Berkiri Sancağı'ndaki Gordos köyünden Dilbar Mıkırtıcan, 40 yaşında, günümüzde Ermeni köyü Bakü yakınlarında 15 Nagorno'ya No.12'de oturuyorum. Göçmen komitesinden yardım alıyorum. Ben savaşa kadar köyümüz Gordos'ta yaşıyordum. Ailemiz 5 fertten müteşekkirdi. Kocam, 2 oğlum, 1 torunum ve ben. Şimdi tek başıma kaldım. Kocam ve oğullarım öldürüldü. Torunum Vazlik öldü. Kardeşim köyümüzün reisiydi. Bu yüzden de köyümüzde olanlardan haberim vardı. Savaş başladığında bizden asker ve amele götürmeye başladılar. Kürtler bize kötülük yapmaya başladı. Gözümüzün önünde mallarımızı, koyunlarımızı toplayıp köylerine götürüyorlardı. Durum gitgide kötüleşiyordu ve köylülerimiz Kürtlerden kurtulmak için dağlara çekilmeye karar verdi. Biz tüm köylüler dağlara çekilirken yanımıza ekmek almak için hazırlıklara başlamıştık. Kaymakam bunları duyup kardeşim Resi yanına Berkiri Kale'ye çağırdı. Paskalya'dan 8 gün sonraydı. Sert bir şekilde kimsenin dağlara kaçmaya cüret etmemesi, tüm köylülerin ekmeğe biçmeye devam etmesini tembih etmiş ve dinlemeyenlerin beşer altın cezaya çarptırılacağını söylemiş. Kardeşim Kürtlerden korkuyoruz, köyde kalamayız diye cevaplamış. Kaymakam Ermenilere hiçbir şey olmayacağına dair Muhammed'in adına yemin etmiş. Kardeşim ona inanır ve köye dönerek Gızcır vasıtasıyla halkın korkmamasını ve ekmeğe biçmeye devam etmesini bildirir. Bu olaydan 6 gün sonra kaymakam şahsen köyümüze geldi ve kardeşime firarileri bulmak istediğinden dolayı tüm erkekleri toplamasını tembihledi ve 3 gün sonra tekrar köye gelip hepsini götüreceklerini, askerlere ateş açmamalarını yoksa tüm köyü katledeceğini söyledi. Önceden gerektiğinde girmek için ahırlarımızın altında lahkumlar, yeraltı tünelleri hazırlamıştık. Kaymakamın geleceği 3. günü tüm gençler 800 kadar can bu lahkumlara girdi.
Kaymakam köylülerin saklanmış olduğunu duyup Terhuskan Manastırı'nın başrahibi Dermanveli beraberinde getirdi. Kendisi de 500 süvari asker ve Kürt'le geldi. Bu birliğin bir kısmı köye girdi ve kilisede mevzilendi. Diğerleri de köyü kuşattı. Dermanuel ve Res görüşüp saklanmanın mümkün olmadığına, herkesin gizlendikleri yerlerden çıkarak kendilerinin fakir işçiler olduklarını göstermek için bellerine birer post bağlamalarına, tüm ırgatlar bellerine post bağlıyorlardı, gidip süvarilere hizmet etmelerine, köylülerin bir kısmının da herkesi doyurmak için hazırlık yapmasına karar verir. Yemeği yiyip doyduklarında köylüleri çağırıp kendilerine 600 lira ve 150 mosin tüfeği vermelerini talep ettiler. Kardeşim Res köyü dolaştı ve yaklaşık 900 lira getirip kaymakama verdi. Parayı aldıktan sonra tekrar 100 lira talep ettiler. Res söz vermekte zorlandığında onu tutup sırtına ve başına vurmaya başladılar. Ardından köyden 60 erkek toplayıp köyümüzün önde gelen kişileri hepsini de tek tek hatım etmeye başladılar. Anlatan ağlamaya başladı ve uzun süre anlatmaya devam edemedi. Şafakta hepsinin çevresini sardılar, bağladılar ve dağın tepesinde topladılar. Biz 12 kadın kaymakama başvurduk. Rica ettik, yalvardık bize acıması için. 3 kadın, bu çocuklar sana kurban olsun. Yeter ki o adamlardan hiç değilse 30'unu serbest bırak diyerek kundaktaki çocuklarını kaymakamın atının ayaklarının dibine bıraktı. Kaymakam ise korkmayın, geri dönün, hepsini serbest bırakacağız diye cevapladı. Lakin biz dinlemedik ve arkalarından gittik. Az sonra götürdüklerinden yaklaşık 30 kişiyi köye geri verdiler ve bunları köyünüze bahşediyoruz dediler. Kalan mahpusların arkasından gitmeye devam ettik. Kardeşim yürüyemiyordu. Hayaları şişmiş ve sarkmıştı. İki Türk ellerinden tutmuş götürüyordu. Kardeşim bize döndü ve korkmayın, yanımda çok altın var. Bunlarla kurtulurum dedi ve altınları çıkartıp Kürt'ün avucuna doldurdu. Altını aldılar fakat yine de götürdüler. Hepsini Yeğvan Vadisi'ne götürdüler. Orası yolun dışında olmasına rağmen onları öldüreceklerine hala inanmıyorduk. Vadinin başına vardıklarında oraya dizdiler, beyaz mendilli bir sopa açtılar, salavat getirdiler ve hepsini bağlayarak ateş etmeye başladılar. Hayatta kalanları taşlarla öldürdüler, birkaçının da ağızlarını tutup yırttılar ve ardından koyun gibi boyunlarını kestiler. Öldürülenlerin içinde 20 yaşındaki oğlum Halo, 18 yaşındaki oğlum Hurşut ve kocam Grigor da vardı. Köye döndük. Köyde saklanmış 400 kadar genç kalmıştı. Gizlendikleri yerlerden çıktılar. Aynı gün Güzak, Subtadeos, Kababik, Bıstıgüh, Köşk ve Andıvaz gibi komşu köylerin insanları, kadınları ve çocuklarıyla birlikte köyümüze doldu. Kürtlere ve hükümete karşı savaşmaya ve artık köyümüze girmelerine müsaade etmemeye karar verdiler. Gümro'nun oğlu Hagop, Melo'nun oğlu Mesrop ve Korço'nun Mizros'u köylülerin başına geçti. Bunların hepsi de partinin adamlarıydı. Köyün dört tarafında mevzilendiler. Kürtler ve Türkler köyümüze saldırdı. 20 gün savaştık ve hiç kimsenin köye girmesine izin vermedik. Fakat Türkler değirmenleri yıktılar ve suyu kestiler. Açlık baş gösterdi. 8 gün boyunca açtık fakat yine de dövüşüyorduk. Ancak artık devam etmek imkansızdı. Köylüler ne yapacaklarını danıştılar. Bir zamanlar müdürlük yapmış olan Mirakların Şabuh'u teslim olmayı öneriyordu. Bir kısmı ise teslim olmayacağımızı öne sürüyordu. Geceliğin 30 kadar genç daha kaçmak için köyden çıktı. Ovada işlerinden 8'ini öldürdüler. Diğerleri kaçarak dağdaki mağaralara girer ve bir şekilde yaşar. Köyde kalanların hepsi kiliseye toplandı. Papaz hepsine son kutsamayı verdi. Hava aydınlandığında Türkler köye üşüştü. Kürtlerin lideri Mamo'nun Omar'ı, Köşk'ün ağası ve Amal Bey'di, Berkeli Kale'deki Mahmut Bey'in oğlu. Askerlerin önderi ise kaymakamdı. Hepsi üşüştü. Kilisenin dört tarafını tuttular. Kızları ve gelinleri kendilerine aldılar. 50 kişi kadardı. Onlardan biri Res olan kardeşimin kızıydı. Adı Gülizar. Gönüllülerin gelmesinden sonra bu gelinler ve kızlardan 40 kadarı geri döndü. Kalan 10 kişiye ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat geri dönenlerin de biri hariç hepsi öldü. Kazar'ın kızı hala sağdır ve gönüllü Arşak'ın eşidir. Şimdi Yerevan'ın Gamarlı köyünde oturmaktadır. Tüm erkekleri Manuk Efendi, Sahak Ağa ve Çiko'nun evine götürdüler. 20 yaşında genç bir delikanlı olan Şabuh'un oğlu kaçıp köyün yahanesinde saklanmıştı. Etrafını kuşattılar ve yahaneden çıkarak teslim olmasını söylediler. Fakat çıkmadı. Ateş etmeye başladılar.
Ya haneden Kürtlere karşı çarpışıyordu. Onlardan 10'unu öldürdü. Mermisi bitince ya haneden çıktı ve koşmaya başladı. Pınar'ın başında tuttular. Yanımıza getirdiler. Karşımızda gözlerini çıkarttılar. Sonra kollarını kesmeye başladılar. Ardından ayaklarını ve en sonunda da başını kestiler. Diğer erkekleri getirdiler. Hepsini de soydular. Ardından kadınları çağırdılar ve her birini kocasının önüne dizdiler. Erkeklere karılarının karşısında dans etmelerini emrettiler ve o sırada hepsini kurşunlamaya başladılar. Hiçbir erkek kurtulamadı. Hepsi de katledildi. Biri kaçabildi. Fakat Türklerden kurtulmak için kendisini su kuyusuna attı ve orada boğuldu. Tüm cesetleri su kuyularına doldurdular. Papaza kadın elbiseleri giydirip kadınların arasına saklamıştık. Onu da aramızda buldular ve sakalından tutarak boynunu kestiler. Yaşlı kadınlardan bir kısmını da vurup kuyulara attılar. 800 gencimizden 3 kişi kurtulmuştu. Biri Dron'un grubunda gönüllü olan Mado ve 2 de başka adam vardı. Rus geldi ve onları da Berkiri Kale'de astı. Böylece erkeklerimizin kökü kesildi. Onlar Berkiri Kale'ye mallarını aramaya gitmişlerdi. Türklerle çatışmaya girmişler. Kazaklar araya girmiş ama bizimkiler Kazak olduklarını bilmeden onlarla da çatışmış. Sonunda Kazaklara ateş etmiş olduklarından dolayı onları asmışlar. Kadınların bir kısmını biçtiler, katlettiler. Hayatta kalanlarımız daha kaçtık. Hayatta kalma imkanımız yoktu, açlık çekiyorduk. Yanımızda bulunan torunum Vazik dağda açlıktan öldü. Kürtlerle birleşerek köyümüze saldırmış olan Yezidiler de dağda bize çok eziyet ediyorlardı. Birkaç gün sonra Yezidiler bize Rusların geldiğini, Berkiri Kale'ye yakınlarında gönüllüleri gördüklerini haber verdiler. Bu haber üzerine Pısti köyüne indik. Gönüllüler bizi görünce Berkiri Kale'ye götürdüler. Orada 8000 can kadın vardı. Bizi yedirmeye ve korumaya başladılar. Ardından da köylerimize yerleştirdiler. Duru'nun grubunda gönüllü olan köylümüz Mado hepimizi toplayarak köyümüze getirdi. Köyümüzde 400 kadar kadın ve çocuk, 2 ihtiyar, 1 de Mado toplandık. Biz dağlara kaçarken kadınlar çocukların büyük bir kısmını Şabuh'un evinde bırakmışlardı. 32 kişi kadar. Tüm bu çocukları köpekler parçalamıştı. Yezidiler gerçekten de katıldılar mı soruma? Yezidiler Kürtlerle karışıktı. Yezidiler gözümün önünde 6 kişiyi öldürdüler ama gönüllüler geldiğinde kendilerini bizimle dost olarak gösterdiler diye cevapladı. Fon 227, liste 1, dosya 473, yapraklar 27-30, orijinal el yazısı. Hayatta kalan Simam Gazaryan'ın Van Sancağı'nın Berkeli kazasındaki Abaha'nın Dero köyü katliamıyla ilgili tanıklığı. 6 Ağustos 1916 Mazra. Abaha Sancağı'nın Dero köyü katliamı. Anlatan Simam Gazaryan. Ağbaba'nın Dero köyünden, şimdi eski Nahçıvan'ın Mazra köyünde yaşıyor. ...1915'te Büyük Paskalya'nın pazartesi günü Çubuklu köyünden Mustafa Ağa 45 milli ile köyümüze geldi. Kimsenin kaçmaması için köyü kuşattı ve insanları çalışmaya götüreceğini söyleyip kandırdı. Seçtiği 35 genci götürdü, bir hafta çalıştırdı ve Arceş'te katletti. Sadece ikisi kaçıp kurtuldu. Orta yaşlı 30 kişiyi ise toplayıp bir eve doldurduktan sonra Kaymaz köyünden hükümet güçlerini çağırdı. Onlar bizim erkeklerimizi Bızırhan adlı ovaya götürdü. Üzerimize yağan darbelere rağmen erkekleri çifter çifter birbirine bağlayıp kurşuna dizdikleri yere kadar takip ettik onları. Peder Gevorgu, Peder Harutyun'u ve köyün en zengini olan Grigor Barseryan'ı özellikle korkunç işkencelerle öldürdüler. Mahmut Ağa'nın oğlu Mustafa Ağa, Peder Harutyun'a maddi varlığını kendisine teslim ettiği takdirde hayatını bağışlayacağına dair Rasul Akram üzerine yemin etti. Peder, Osmanlı altını dolu büyük bir kap getirip Mustafa Ağa'ya teslim etti. Gümüş paralarını da aldılar. Lakin Ağa sözünü sadece bir saat tuttu. Ardından pederi köyün üst kısmında bulunan derenin yanına götürdüler. Şariti boynuna geçirdiler. Gerdiler,
çekiştirdiler. Sabaha kadar işkence ettiler. Papazı oturttular, zehri eline verdiler. Biz hayatta kalanlara da dönerek, bakın papaza, büyüğe küçüğe kimin egemen olup kimin olmadığını gösteriyor diyerek dalga geçiyorlardı. Ardından Peder Harutyun'un dilini kestiler, zehri ağzına verdiler ve vurdular. Peder Gevorgu da iki kişi ellerinden tutarak evden çıkarıp vurdu. Peder Harutyun'un kızı Haykuşu ve Lucy Manukyan adında bir kadını götürdüler. Bu sonuncusu kucağında çocuğuyla gitmeye direndi. Kılıçla çocuğun ayaklarını kestiler ve bıraktılar. Anasını bağladılar. Ata bindirip götürdüler. Günde 3-4 kere gelip bir evde toplanan biz kadınları daha sakladığınız paranız var diyerek soyuyorlardı. Kısa zamanda Ruslar yetişti ve Türkler kalanları da katletmeye fırsat bulamadan kaçtı. Kalanlar genelde Yerevan vilayetinde yaşıyor. Anlatan Abaha'nın Deron köyünden 40 yaşlarında okur yazar olmayan bir kadındır. Fon 227 liste 1 dosya 424 yaprak 10 ve arka yüzü orijinal el yazısı. Hayatta kalan David Farmanyan'ın Van Sancağı'nın Berkiri kazasındaki Haçan köyü katliamıyla ilgili tanıklığı. 15 Ağustos 1916 Yuva. Apağa'nın Haçan köyünden David Farmanyan köylerindeki katliamı şöyle anlatmaktadır. Haçan köyü 100 hane 1360 Ermeni nüfustan oluşmaktaydı. 2500 koyunu, her çeşitten 1240 hayvanı, 72.000 ölçü buğdayı, 20.500 ölçü arpası ve darısı vardı. Bir kilisesi ve bir okulu vardı. Onlar da köy gibi yarı harabe vaziyettedir. Apağa bölgesinin Ermeni köylerini Kürt feodal ağalar, papazların cemaati böldüğü gibi kendi aralarında bölüşmüştü. Tanzimat günlerinde dahi onların cinayetleri, eziyetleri ve baskılarına maruzduk. Köyümüz Haydaranlı Mehmet Bey'in oğlu Badr'a ait olduğundan her zaman olduğu gibi savaş döneminde de seferberlikten muaf kaldık. Sadece Bazi Dağ'ın müdürünün talebiyle 8 kişiyi amale olarak Arceş'e hükümet tarafından yapılacak yolda çalışmaya gönderdi. Hükümet savaş vergisi olarak köyümüzün beyi aracılığıyla köylülerden 220 koyun, kağınısı ve tüm edevatıyla birlikte 250 sığır toplatarak birliklerin erzak nakliyesinde kullanmaya verdi. Aynı şekilde 270 ölçü buğday, 120 litre yağ, 52 ölçü bulgur, 100 adet yün keçe, 50 çift çarık, 120 çift çorap, 105 çift eldiven ve 50 araba saman, arabalar 70 Türk litresi aldılar. Tüm malları kendi imkanlarımızla Bazi Dağı'na ve Gaymaz'a nakledip depoladık. Kışın ise askerlerin erzakını sırtımızda Berkiri, Kılıç Ketik ve daha başka yerlere götürüyorduk. 25 Mart 1915'te Bazi Dağ'ın müdürü 15 zaptiye ile birlikte köyümüze geldi ve Res Avedisi, Peder Süropu ve daha birkaç kişiyi ölesiye sopaladıktan sonra köydeki 18 savunma tüfeğini topladı. 6 Nisan'da müdür ve 15-20 zaptiyesi ile müdür beyin oğlu Amar 10 hizmetkarıyla köyümüze geldi. Nazarova köylülerinden 32 kişiyi de bağlı olarak yanlarında getirmişlerdi. 28 kişi de köyümüzden topladı, birbirine bağladı. İçlerinden biri de bendim. Akşam saat 6 sularıydı. Haymaz'ın yakınına Karasu ile Buhorakhane'nin sularının birleştiği yere götürdüler. İlk önce köyümüzün papazı Der Mesrop'u soydular. İslam'ı kabul edersen hürsün, yoksa öldürürüz dediler. Peder tabii ki reddetti. Sakalını yolmaya başladılar. Yatağına tek tek organlarını kestiler ve en sonunda başını keserek suya attılar. Muhtarımız Avedisi ve cemaatin vekilleri Hagop, Grigor ve Avag'ı da aynı işkenceyle öldürdüler. Nazarovalı Asparuk Hovsepyan, Hagop Petrosyan ve Bagdasar Galoyan da aynı akıbeti paylaştı. Sıra bana geldi. Onlara yaptıkları gibi beni de soydular ve cellatlar Azrail gibi durmuş emir bekliyorlardı. Güneş batmıştı. Aralarından sıyrılıp suya atladım. Ateş etmeye başladılar. Güçsüz kollarımla yüzdüm ve az sonra suyun karşı kıyısındaydım. Nazarovalı köylülerden sadece iki kişi beni takip etti.
Müdür düzenli birliğin başına geçip Haydaranlı Mehmet ve Badır beyleri, adamlarını ve büyük sayıda güruhu yanına alarak ertesi günü şafak sökmeden köyü kuşattı ve yağmaya, ateş etmeye ve ayrım yapmadan öldürmeye başladı. 350 kişi öldü. Kalanlar Haydaranlı Tahar Bey'in yanına kaçtı. Hükümet ya kendisinin katletmesi ya da hükümete teslim etmesini emretti. Hiçbir emre uymadı. Hükümet tarafından zehirlendi ve öldü. Halk ise oraya buraya kaçtı. 5 gün sonra Ruslar Van'a girip bölgeyi ele geçirdi. Köylerimize dönüp ekinleri biçmeye başladık. Fakat Temmuz ricatı başladı. Kızıldize üzerinden kaçtık. Rus hükümetinin tebaası olan Zilanlı ve Haydaranlı Kürtler tarafından orada yağmalandık. Alagan Dağı'na sığınmış olan Haydaranlı Badır Bey ve Zilanlı aşiret reisleri adamlarıyla birlikte Gisan taraflarından üzerimize saldırdı. Biz Yerevanlı gönüllülerden Arşaluyuz, Ahalkalaklı, Aran ve Ganzaklı Artaş yönetiminde bir gün direnmeye başladık. Kürtleri kaçırdık, biz de güven içinde geçtik. Ancak Haymazlı 4 erkek ve 4 kadın öldürüldü. Yolun şiddetli yorgunluğu, korku ve kötü şartlar nedeniyle yolda Ayrıçar'da 80, Eçmiyazin'de de 20 kişi öldü. Kalanlarımız ise Eçmiyazin'deki kardeş yardımının talimatıyla Eçmiyazin, Karavansara, Ağzitepe ve Hamarlı bölgelerine yerleştik. 1916'da izinsiz olarak vatana gittik fakat o kadar kan içmiş olan Badır Bey kendisini Rus hükümetine bağlı ve barışçıl halktan biri gibi göstererek Ermenilerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına sahip çıkmıştı. Ot biçtik fakat Ağustos ricatı başlayınca her şeyi bırakıp eski yerlerimize geri döndük. Fon 227, liste 1, dosya 438, yapraklar 1-2, orijinal el yazması. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni soykırımı Armenosit ile ilgili Ermenistan Ulusal Arşivindeki Hayatta Kalanların Tanıklıkları adlı programımızı dinlediniz.